بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا فندمز محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. تم إسلام عالمنا özellikle Türk dünyamızı, Anadolu'muzu ve Balkanları ve Türkmen ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkmen milletini dünyanın her bir tarafında Ramazan-ı Şerif'i kutlu ve mübarek olsun. Niyazu temennimiz Yüce Rabbim şehitlerimizi cennet mekan, al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim, milletimize aziz, bizleri payadar, ana babamızı cennet mekan, eşimizi, ailemizi, balalarımızı mahfuz, oruçlarımızı Yüce Rabbim niyazu temennimiz kabul etsin. Cümle ibadatımızı, tesbihatımızı, ezkarımızı, ecru mesubatımızı, okunduğu Kur'an-ı Kerimler mübarek eyde ve kıldığımız teravih namazlar, farzımızı ve sünnetimizi, zekatımızı, umralarımızı ve Yüce Rabbim cümle Müslümanların üzerine bereketini, feyzini bu ayın içinde nimetini, bol rızıklarını endirsin. Ve düşen şehitlerimizi depremde cennet mekan etsin ve yaralılarımıza da acil şifa ve cümle Müslümanların hastasına ismi şafi hürmetine acil şifa versin. Güzelim TV Medya kanalından bu mübarek sohbetler, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in ayında ithaf olsun Kerkük'ten tüm insanlarımıza. Bugünkü konumuz çok bir mühim konu, o da Kur'an ve Kur'an-ı Kerim'e bağlı olan notlar, detaylar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur, "Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an." Ondan sonra buyurur Kur'an-ı Kerim'in öbür ayetinde öbür adı İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Öbür ayette buyurur Rabbul Alemin. Ve beyinatin minel huda vel furkan. Onun üzerine buyurur Rabbul Alemin. Ma li hadal kitabi la yugadiru sagireten ve la kebira. Fe Kur'an-ı Kerim'in dört adı geçipti Kur'an'da. Hem Kur'an, hem Furkan, Kur'anun yutla ana el-leylu ve atrafan nahar gece gündüz. Furkan ey farraka beynel haqqi vel batıl. Hak'tan batılın arasında Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'le farıkladı bize, her şeyi bize not etti. Zikir, çubu okuruk bu Kur'an-ı Kerim'i aynen vakitte zikir değil özne. Çığlafın da arasında bir mecmua olan kağıtlara, perrelere kitap değil, Rabbül Alemin buna kitap deyildi. Onun üzerine bakak. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'ti. Allah bu ayı en aziz ay etti. Ve ayların sultanı ettiğine hatırı sözün. Çünkü bu ayın içinde Kur'an-ı Kerim'in. Ve bu ayın da içinde bir gece var, Leyletul Kadir. Allah bu gecenin ibadatını 83 ile mukabil etti. Onun için o da Leyletul Kadir'de 27. gecesi, ulemeler buyururlar. Ne için Allah bu gecenin çok kadir kıymeti, ezri soktu? Leyletul Kadir'i hayrun min elf şahr. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın enva ve eşkal ve çeşitli melaikeler var. Melaike var, başını koyup hele yerden kaldırmıyor. Melaike var rükûta, melaike var sücûtta, melaike var ibadette ve hâkede. La ya'sûnallâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'marûn. Bunların içinde dört azim ve büyük melaike. Bunların da en büyük, en azim Cebrail oldu. Cebrail çünkü Kur'an-ı Kerim'i andırdı. Kur'an-ı Kerim, çünkü Rabbül Aleminin öz ezeli sâsıdı, kadim sâsıdı. Levh-i Mahfuz'da yazılıp
Cebrail'in vasıtasıyla semavati dünyaya inip Peygamber Efendimiz'in kalbine girip 3 yılın zarfında yaz, kış, gece, gündüz, sabah, gün orta, akşam muhakkada. Ondan sonra Hulefai Raşidindi, Aşere-i Mübaşşirindi, Ali Beyti Tahirindi, Ashab-ı Güzindi ve hakeza. Emevilerin vaktine, Abbasilerin vaktine, ecdadımız Salatini, Ali Uthman'ın, Osmanlı sultanların vaktine ta bugüne kadar. Ve innen kıyamata kadar. Ve Allah da birinci özü makayatı bu Kur'an-ı Kerim'e ve birinci de Kur'an-ı Kerim'i özü seker ki kıyamatın alametinden insanlar gelirler, Kur'an-ı Kerim'i atarlar. Bakarlar hiçbir kelime, bir harf, bir şedde, bir kesre bile kalmayıptı. Çözkü'de olanlar ey Müslüman oku bir şey bilmiyor. Rabbül Alemin bunu birinci özü seker. Ve Rabbul İzzet-i Ala Hazretleri, Hazreti Şit'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın suhufunu, Hazreti Davud'un zaburunu, Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini Rabbül Alemin hepsini nasip ettiği Kur'an-ı Kerim'de. Ki en azim kitap Kur'an-ı Kerim'de ve hatta cennetin bile içinde hiçbir insanlarsa ibadet kalmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in okumağı kalır. Çünkü Kur'an-ı Kerim azimdir. Ve biz bu neden Allah'a takarrub ederek ve ibadet ederek. Biz Kur'an'ı, hasaten de bu ayın içinde, ma'ade ilkâme, biz yok bir ilterç edek, yok biz daimi Kur'an'ı okuyak. Lakin Efendimiz en çok bir ilin içinde ibadatını ederdi, lakin Ramazan gelende daha azaf, muzaaf ederdi. Hulefai Raşidin, günde katmeler var idi. Salih insanların, mübarek insanların bir gün ya bir gün hatmeleri var idi. 2 günde bir hatmeleri var idi. Haftada bir hatmeleri var idi. Bir ayın içinde 3 hatme, akallaha 4 hatme, avçı hatme yapardılar. Ve biz Kur'an'ı küçük bir gözle görmüyor. Kim Kur'an'ı gördüyse, çünkü ehlül Kur'an, ehlullahi ve hasan. Allah'ın en hası, has sevdiği insanlar. Şimdi ki Kur'an-ı Kerim'e bir bağlantısı var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okur, Kur'an-ı Kerim'i okur, tezvidini, makaricini, sıfatını, ahkamını, icizasını, vakfını, iptidaını, ezberlemağını ve maanisinin de kadrül imkani ev kadrül mümkün anlamağını. Ve madem bu ayların içinde, bu ayın içinde, o bu gecelerin içinde, o bu günlerin içinde bizim için Kur'an-ı Kerim ve biz Müslümanlar olarak edebilirsek günde bir hatme dahil. Edebilirsek bir gün ya bir gün bir hatme dahil. Edebilmezsek haftada 2 kere hatme dahil. Edebilirsek haftada bir. Edebilirsek 15 günde bir. Edebilirsek ayda bir akallaha azafu'l iman diyagın Ramazan-ı Şerif'te bir 20 dakika 25 dakika yarım saat insan oğlu vaktinden kurduysa Kur'an'la ilgili özünün temettü ettiyse bu güzel ayetlerden bir tema'un aziz Müslümanlar bunun azri çok çoktu indi Allah'ta. Ve Allah bunu sadece Müslümanlara verip ki cennetin içinde bir pazar var. Her hafta insan oğlanlara oraya yığış. İmam Kurtubi Hazretler tefsirinde geçirin. Efendimiz'den de hadis var sallallahu aleyhi ve sellem. Bura nerede insanlar yığışır? Rabbül Alemin insan oğluna Müslümanlara cenneti verenden sonra kurban olum o yerin içinde insanlar hapsi yığışıptı. Enbiya, Murselin, Ögidadı, Hulefa, Salihin, Evliya, Meşayih, Sadat ve hakeda her çeşin derecesine göre insanlar hapse oturuptı. Kimi bekleri? Rabbül Alemin Teala Hazretleri mübarek nürünü satar, üzünü gösterir kime? İşte bunu gösterim size bugünü. Size vaad vermiştim. Vucuhun yevme izin nadıratun ila rabbiha nadire mübarek. Üzünü bizlere gösterir Allah cümlemizi mahrum etmesin Rabbül Alemin'in üzünden. Ve onun için biz her ne yaparsak hatta cennetin derecesi çıkmak, a'la olmak, üsküye yetmek neydendi? Kur'an-ı Kerim'in tilavatiydendi. Ve biz hiç Kur'an-ı Kerim'e
vaxtımızı qoyandaq, filanımızı qoyandaq, nəyimizi buraxandaq, nə edəndaq, nə etməyəndaq, illəh ki, bir xas bir vaxt əbdəstən oturaqın, sünnətdən də, afzaliyyə də olduysa, özümüzü çevirəqin qıbləy şərifə, oturaqın, Qur'an-ı Kerimi oxuyaqın bu Ramazan-ı Şerifdə. Və niyyətimizi yatıraqın indəndən Ramazan-ı Şerifdə biz bir xətmə edərik. Sultanlarımız nə güzəl bir iz bıraxıblar bizim üçün. Səbbəh namazında bir cüzü Qur'an oxurdular. Günorta namazında bir cüzü oxurdular. İkindidə bir cüzü, Mığribdə bir cüzü, İyasıdan sonra bir cüzü oxurdular. Gündə 5 cüzü oxurdular. İndi Anadolu'da, Balkanlarda baxasan səbbəhlər fəcr namazından sonra ki fəcr azanı oxundu, sünnətindən sonra, fəcrin sünnətindən sonra fərzi qılmayandan əvvəl bir cüzü Qur'an oxurlar. Keşke bizim dövlətlərdə də, o bizim camilərimizdə də bu təqlidlər, bu adətlər olaydı. Çünki bunlar sünnə-i səniyyədəndir və bunlar insanı Allaha mübaşir bağlamaq. Ən azim sözü sən oxuyacaqsan. İçinidən də sonra bir cüzü oxurlar. Və bizim namazımız, ibadatımız Qur'an-ı Kerimlədir. Çünki bu bir bəşərin rühüdü, bədənidir. Bədənin rühüdür. Onun üçün insanın aqlına, cəsədinə, özünə bir yəqində olasan, sənin üçün dərdi və dərmandır. Xəstəlik və şifadır. Dərdin çarasını özü yapar. Hər darlıqda, sıxılqından özünə illəhi Rabbül Alemi sənə zəfər verər, çünki sən əhli Qur'ansan. Qur'ana küçük gözdən baxmayıbsan. Yox, bəs mətələn biz dirək Ramazanda, yox. Bundan özü uyraq etməkdən, hətta Ramazandan sonra. Ləkin daha fazlasını Ramazan-ı Şerifdə. Onun üçün, aziz müsulmanlar, Qur'an-ı Kerimə baxdıysaq, 60 cüzü ötü, 60 hizibdir. Hər hiziblər bölünüb, bir bü, yarım, üçü bü, hizib, bir hizib, hər ki hizib, bir cüzü ötü, 114 suradır. Fatihatul kitab, ummul kitabdir ki, elhamdülillahi rabbil alemin başları. Ən böyük sura Baqara surasıdır, ən küçük sura Kevthar surasıdır. Qur'an-ı Kerimin ortası, ölümələrin buyurduğuna görə Kehf surasıdır. Fə Qur'an-ı Kerimin qəlbi Yasin surasıdır və hər bir suranın özəllikləri və bunların təfsiri, ayəti. Fə biz də bunlara bəqəyət olaqın qədəri imkan. Qur'an oxumağımızı aziz müsulmanlara bəqəyət olaq. Bir niyyətimiz olsun, deyəqin, ya Rabbi, biz məqəyət olduq, sıxındıq və Qur'an-ı Kerimin dəlalətinə və Qur'an-ı Kerimin əmri mağrufuna, nəhi münkarına, ya Rabbi, biz bunu bir öndər, bir qıdva qoyduq, bir dəstur qoyduq bunu içi, biz bunu bildik, hətta Allah da bizi bilsin. Ləkin, yox, Qur'an-ı Kerimlərimiz toz basın, məktəbələrdə qalsın. Və aziz müsulmanlar, bu ay bir fırsatdır. Onun üzərinə, bu ay fırsatdan da ayrı. Qur'an-ı Kerimə bağlanaqın, çünki bu ay Qur'an-ı Kerimin ayıdır. Və bu gecələr Qur'an-ı Kerimin gecələridir. Və biz bunları ihya edəqin Qur'an-ı Kerimdən. Və heç bir gəridə qalmaya Qur'an-ı Kerimdən. Yəni, gündə hər insanın hər bir yarım saat vaxtı olar Qur'an-ı Kerim olsun. Bəlkə. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu teala aleyhi və səlləm həzrətləri buyurur hədisi şərifdə bir dənənin içərisində bir şey yox isə aynən ona bənzər ki, içəri xarab olubdur. Yox, və innəmə içərisində Qur'an-ı Kerim var isə içəri təmtəmizdir. Onun üzərinə Peyğəmbər Efendimizdir, hər şeydə həsüdləmək var. İki şeydə həsüdləmək yoxdur. Bir, bir dənəni həsüdlisən, Qur'an-ı Kerim əzbərləyib, Qur'anın mutalaqasındadır, oxumağındadır. Bir dənəni də oğlu həsüdləyəsən, caizdir bu həsüdləmək. Həsənət gəlir sənə üçün ki, bir dənə gəldiysə, malı var, fəqirləri tox edir. Onun üzərinə Peyğəmbər Efendimizdir, Allah işte bu kitabdan, Qur'an-ı Kerimlə qavmı qaldırı və naqsını əndir. Fə issən, şəni olsun dünyada və ahirədə Qur'an-ı Kerimi tutukunə, aziz müsulmanlar. Odur, Əbu Zər Həzrətləri Peyğəmbər Efendimizdə sordu sallallahu aleyhi və səlləm. Hər işin başı nədir? Peyğəmbər Efendimiz buyurdu, dedi, işin başı taqvadır, Qur'an-ı Kerim oxmaqdiyə Əbu Zər. Onun üzərinə Peyğəmbər Efendimiz hadisində buyurdu, o bir cümlə hadislər, o bir cümlə ayətlər var. Ləkin biz, bu qartı Allah bizi islah etdi ki, insanlarımıza
bu şeyleri bilin. Tırağın Peygamber Efendimiz dedi, geldiyse bir kavim, bir Müslümanlar, bir insanlar oturduysalar bir cami'nin içinde, Kur'an-ı Kerim okuduysalar, Kur'an-ı Kerim'in dersini aldıysalar, Allah ilk önceden rahmetini indir üzerlerine. Ve melaike de bunları kucaklar, Allah da cennette ehli cennete, ehli semavete, melaikelere diyar, görün, bakın, bu beni yerde zikredir, ben de asmanda bunu zikrederim. Onun için biz bunlara çok iyi bir şekilde nakayet olalım. Allah o insanlardan etsin bizi. Ki biz Kur'an-ı Kerim'in tilavatına, okumağına makayet olalım. Peygamber Efendimiz son hadisinde buyurdu. Sordular, bunun suralar, cüzüler ecirde sahip dedi yok. Ayetle okuru bir, ayet okuru huvallahu le dedi yok. Diyende o elif lam mim. Elif on hasenad. Lam on hasenad. Mim on hasenad. Dedi o elif, lam, mim, 30 hasene kazandı. Fesem bu Kur'an'ın hasenatına baktığına yetişir 700 kata. Vallahu yudaifu limen yaşa. Ya Rabbi o insanlardan edesen bizi ehli Kur'an olak. Kur'an ezberleyek. Kur'an khatmedek. Bu Ramazan-ı Şerif. Ve okunan Kur'anları Ya Rabbi bizden kabul edesen. İki cihanda bizlerden razı olasan. Aziz milletimizi mahfuz edesen. İç ve diş düşmanlardan bizleri aynı inayetinle mahfuz edesen. Ya Erhamer Rahimin. Bizi Kur'an'ın yoluna ve öz yolundan hiç bizi ayırmasan. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.